Evet. Ne müttefiki? Türkiye artık hasım. Hanımefendiler, beyefendiler, çünkü bu yasanın başlığı, ruhu bu. Türkiye artık hasım. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamına girmiş bir ülkeyiz. Hı hı. Dolayısıyla e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile e, çıkarları e, yani çok tarihsel e, şeyde el aldığınızda vazgeçilemez. Jeostratejik yapısı itibariyle Türkiye'nin. E bu konumunun getirdiği tabii ki bir vazgeçilmezliği Amerika her zaman dikkate alacaktır Türkiye'nin. Ama şu geldiğimiz nokta gerçekten e, bunu konuşmak bile e, şu anda insana acı veriyor yani ama o kadar göz göre göre gelmiş bir süreç ki bu. Yani NATO ülkesisiniz. Bir NATO e, paktının içerisinde yer alıyorsunuz. Böyle bir uluslararası yükümlülükleriniz var. Buna rağmen bu, bunun tamamen dışına çıkıp çok farklı ve buraya entegre edilmesi mümkün olmayan, bu baştan belli olan bir e, hava savunma sistemini yani S-400'ü Türkiye'ye getirmeye çalışıyorsunuz. Şöyle mümkün değil. Yani bunun için... Bilmiyorum, biraz bunu anlatmak lazım. Yani S-400'ün ne olduğunu anlatmak lazım. S-400 yüksek irtifa bir hava savunma sistemidir Ayşegül Hanım. Ve Türkiye'nin böyle bir savunma sistemine ihtiyacı var mıdır? Vardır. Çünkü bu ihtiyacı işte NATO'nun sağladığı Patriot'larla Türkiye sağlamaya çalışır. Çalışıyordu. Ama şimdi hava savunma sistemi dediğiniz zaman bu füze savunma sistemi ile entegre olması gereken, dolayısıyla ülkenize balistik füzelerin yani saldırısına karşı sizi koruması gereken bir sistemin varlığı şart. Hı hı. Ama bu sadece S400 almakla temin edilebilecek bir şey değil. Çünkü bir füze savunma sistemi kurabilmeniz için önce uydu gerekiyor. Yani herhangi bir bir uydunun herhangi bir ülkeden ateşlenmiş size karşı bir füzeyi algılayıp o e, onun işte istikametini, e, ateşleme açısını, olası hedef ülkeyi belirlemesi gerekiyor. O uydu bunu belirledikten sonra Avax denilen uçaklar var bu füzeleri takip eden. O uçaklar Avax uçakları o o füzenin istikametini ve, ve belirler. Ona e, adeta çözümlemesini yapar. Sonra sizin sınırlarınıza girdiğinde de bir radar sistemi bunu algılar. Bir radar sistemi bunu algılar ve işte bu hava savunma silahlarınıza S-400'e ya da Patriot'a talimat vererek bunu ateşler. Ya şimdi bundan önceki bütün sistem yani uydu, yani avakslar, yani kürecikte bulunan radar sistemlerinin hepsi NATO'dur. NATO'nun araçları. Hı hı. Şimdi siz bu NATO'nun araçlarına bu sistemi yani S-400'ü entegre edemezseniz o geri kalan bütün sistemi kullanmanız mümkün değildir. Dolayısıyla bu artık bir füzeye karşı savunma sistemi olmaktan çıkar. Bir hava savunma sistemine dönüşür. Yani bunun olması gereken değil işte e, füzelere karşı değil Uçaklara karşı yapmanız gereken bir savunma sistemi haline dönüşür. Peki, uçaklara karşı kullandığınızda bunu kime kullanacaksınız? Hangi uçağı kullanacaksınız? Şimdi Rusya'nın uçaklarına kullanabilir misiniz? Bütün yazılım kodları ve şifreleri Rusya'nın elinde. Tabii mümkün. Değil. Yani bir olay sırasında bizim bunu müstakilen kullanıp kullanamayacağımız bile belli değil. Çünkü kodlar Rusya'nın elinde. Rusya istediği gibi bunu kullanmamıza izin verecek ya da yasaklayacak. Şimdi demek ki Rusya'ya karşı kullanamayacağız. Peki kime karşı kullanacağız? Diyelim Yunanistan'a karşı kullanacağız ya da Amerika'ya karşı kullanacağız. E karşınızdaki sistem NATO sistemi ve ellerindeki uçaklar F-16'lar veya F-35'ler. E bunların aynısı bizde de var. Bizim uçak sistemimiz de F-16. Şimdi bu sisteme yani S-400'e şöyle bir şey gerekiyor. Bakın çok basit anlatmaya çalışıyorum. Bana, ben bile anlıyorum. Yunanistan F-16'sını... Askerliğimi yapmadım ama... Bayağı, bakın Ayşegül Hanım, Yunanistan F-16'sını düşman olarak algılayacak ama Türk F-16'sını dost olarak algılayacak. Hı -hı. Bu nasıl mümkün olur? Bir tek şekilde mümkün olur. Bizim uçaklarımızı bu sisteme dost, kalan bütün F-16'ları diğerleri düşman olarak yükler tanıtırsanız sistemine mümkün olur. E, bunun için ne gerekir? F-16'ların ve F-35'lerin bilgisini Rusların bu sisteme kaydetmeleri gerekir. Bu da demektir ki F-16 ve F-35'lerin bütün sistem bilgilerinin Rusya'nın eline geçmiş olması demektir. Amerika'nın bunu kabul etmesi, NATO'nun buna izin vermesi yani akla, mantığa, hafsalaya, her şeye terstir. Dolayısıyla siz daha bunu alırken İki buçuk milyar dolar para öderken yani şu ülkenin şu halinde kullanamayacağınız bir sisteme bu parayı verdiğinizi bilerek aldınız. Amaç sadece efendim işte Rusya'ya yaklaşarak bir e, düşürdüğünüz iki Rus uçağının diyetini ödemekti Ruslara karşı. İki Amerika'ya efendim ben e, işte gerekirse Ruslarla da olurum şeklinde farklı bir kart oynayarak onu dengelemeye getirmek gibi bir garip. Dış politika aracı kullanmaktı. Şimdi geldiğimiz nokta, bakın. Peki, bir şey soracağım geldiğimiz noktaya gelmeden önce. Şimdi siz bana ve seyircilerimize bir iki dakika içinde öyle bir anlattınız ki, ...dediğim gibi ben bile anladım. Herhalde Bilal Bey bile anlamıştır yani öyle söyleyeyim, değil mi? Yani o da bu konularda uzman olmam, küçük damat biliyor bu işleri ama Bilal Bey biraz daha farklı konularda diye söylüyorum. Şimdi birisi çıkıp da birisi mesela Hulusi Akar beyefendi birazdan kulaklarını çınlatacağız. Anlatmıyor mu Erdoğan'a? Yani kabine toplantısı yapıyorlar. Ne yap? Ne konuşuyorlar orada? Beyefendi tamam biz bunu işte Rusya ile uçağını düşürdük pardon demek için aldık. Ne yapalım? Ama bunun e, paketin işte e, kurdelesini aşarsak, ipini kesersek başımız derde girer demiyor mu? Demedi yani, mi? Ayşenur Hanım emin olun Türkiye'de ne devlet aklı, ne kurum kültürü, ne kurumsal birikim, ne diplomatik bir geçmiş, anlayış, bunların hiçbirisi kalmadı, maalesef kalmadı. Bir tek adam iktidarı içerisindeyiz ki her şeye onun algı dünyasıyla cevap o tek, veriliyor. O tek Şimdi ne bunun diyecek, nasıl kendi yönetildiği evet tabii ki tabii ki sağ sorun mi? da burada ]miyor. sorun da burada. Denetlenemeyen, denetlenemeyen bir akıl var. Denetlemi denetlenemeyen bir irade var. Şimdi Hulusi Akar e, eski yani benden çok daha tecrübeli bir askerdir. Ki ben bu bunların çoğunu bir topçu subayı geçmişi ile yani mesleki bir bilgi altyapısıyla da söylüyorum. Bunların hepsinin e, bütün askerler farkındadır. Yani şimdi, bir, şimdi bu bir reklam aracı olarak ya da siyasi bir şov olarak ya da işte dış dip ilişkilerde bir pazarlık unsuru aracı olarak kullanılacak meseleler değil ki bunlar. Bir ülkemiz, ülkenin ya da ülkemizin savunma sistemi oluşturmaktan bahsediyoruz. Elbette ki tek çare tek çözüm. E, ulusal bir savunma sistemi yaratmaktır. Yani bu füze savunma sistemini de hava savunma sistemini de mutlak yüzde yüz yerli bir teknolojiyle dışarıya bağlı olmaksızın gerçekleştirmektir. Ama bu mümkün değil. Yani şimdi gerçeklik buysa ya siz bir sistemin içindeyken o sistemi felç edecek, o sistemi kullanılamaz hale getirecek ve o sistemin bütün paydaşlarının şiddetle karşı çıkacağı bir uygulamayı göz göre göre Yaptığınızda bunu ne askeri, bakın ne siyasi, ne ekonomik hiçbir akılla izah edemezsiniz. Geldiğimiz nokta bir, bu sistemi kullanamıyoruz. İlk geldiği gün söyledim, hala söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, devleti hiçbir tarihte, bakın çok açık ve net konuşuyorum, hiçbir tarihte aktif hale getiremeyecektir. Hem NATO'nun içinde bulunup, hem bunu aktif hale getirmeniz Eşyanın tabiatına aykırıdır, mümkün değildir. Çünkü bunu aktif hale getirmek demek, NATO'nun bütün bilgilerini, Amerikan uçaklarının F16'nın F35'in bütün kodlarını Rusya'ya vermek demektir. Buna hiç kimse izin vermez. Şimdi bir, bunu kullanamayacaksınız. İki buçuk milyar dolar, bu fakir milletin, şu işsiz yoksullukla inleyen şu milletin parasını bir kere çarçur ettiniz. İki. Bunun karşılığında F35 projesinden çıkartıldınız ki doğaldır. Yani bunu kullanıyorsanız F35'te bulunamazsınız biraz önce anlattım. <laughs> Çünkü F35'in bütün elektronik izlerinin Ruslara verilmesi ve bu sisteme yüklenmesi demektir. 1,5 trilyon dolarlık bir F35 projesini Amerika Birleşik Devletleri riske atamaz, atmaz. Şimdi hem 1 milyar 250 milyon dolar ödediğimiz F35'leri alamıyoruz. Hem 2,5 milyar dolar buradan kaybettik. Bir dakika 1 milyar ne ödedik f 35e 1 milyar 250 milyon dolar tamam. F-35'lere dolar. Para ödedik. Peki. Amerika ne bu parayı iade ediyor? Tamam. F-35'leri de zaten Amerikan ordusuna Şimdi ABD'ye bu kadar ödedik. Tamam Rusya'ya. 2,5 milyar dolar da bunu ödedik. 2,5 milyar dolar Bakın, ödedik. Bakın çok daha önemlisi F-35 projesinin imalatçı birkaç ülkesinden biriydi Türkiye. Yani bir takım parçaları bizde üretilecek idi ve üretiliyordu. Hala da üretiliyor. Ama F-35 projesinden Türkiye çıkartılınca dedi ki artık bu parçaları da sen üretmeyeceksin. Bunları da üçüncü ülkelere şu anda başka ülkelere kaydırıyor. Bunun Türkiye'ye maliyeti de 11 milyar dolar. Yani 11 milyar dolarlık Türkiye bir yedek parça ihracatı yapacaktı F-35 üzerinden Amerika'ya. Ay yüreğimi inecek. Şimdi bakın zararımıza bakar mısınız? Bakın şunu söyleyeyim. Ee, hani e, F35'leri almayarak Amerika'ya ödediğimiz işte 1 milyar 250 milyon bu gitti doları çöpe attık. Rusya'ya bu e, sistem için 2,5 milyar dolar ödedik. Yaklaşık 4 milyar dolar. Çarpın benim e, hani çok da şey değil. 50 milyar ama. TL yani TL olarak 50 milyar 30 küsür. 8 Neyse. 8'le 4. 4 kere. Hayır hayır. O on... ha, şeyi de 11'i de ekliyorsunuz Aa, pardon, onu eklediğimizde 120 daha, daha milyar. Daha fazla. 120 Şimdi milyar. Bakın.